herkese Kafkasya'nın yerli. Hemen her alanda başarıyı yakalamış, yüksek medeniyet kurmuş bir halk. Adını antik çağdaki ataları kabul edilen Kaz kavminden alan Çerkesler, Kuzey Kafkasya'da var oldukları sürece hep savaşmak zorunda kaldılar. Önce Sarmatlar saldırdı topraklarına. Saldırılar bir bayrak yarışı gibi devam etti sonra. Sarmatlardan Hazarlara, Alanlardan Perslere, Cengiz Han'dan Aksak Timur'a, Kırım Hanlarından Rus Çarlarına kadar herkes bu eşi benzeri bulunmayan coğrafyayı kendi topraklarına katmak istedi. Ve vazgeçecek gibi değildi. Bölgeyi nasıl ve ne şekilde olursa olsun mutlaka ele geçirecekti. Buna yönelik ilk adım 1556'da tahta geçen 4. İvan zamanında atıldı ve öncelikle Kabartay topraklarına saldırıldı. Gerçi Çar Kabartay prensinin kızıyla evlendiği vakit kısa bir süre barış ortamı yaşandı. Ancak 4. İvan ölünce savaş yeniden başladı. Zaman zaman ara verilen savaş tam 306 yıl sürdü. Rusya çok arzuladığı Hazar Denizi'ni, Karadeniz sahilini ve Kafkasya'yı ele geçirmek için tam 306 yıl 1,5 milyon asker kaybına rağmen saldırmaya devam etti. Ve her saldırıda Kafkasya'nın etrafındaki çemberi biraz daha daralttı. Ordusunu modern cihazlarla donattı ve gücünü kaybeden her askerin yerine bir yenisini, hatta ikisini, üçünü kattı. Çerkeslerin dayanma gücü kalmadı. Rusya bundan da güç alarak 1857'de daha önce Kırım'da uyguladığı yöntemi devreye soktu. Evleri, tarlaları yakıp yıktı. Çerkesler bu durumda ya kaçacaklardı ya da açlıktan öleceklerdi. Bir de buna 1859'da Şeyh Şamil'in teslim olması eklenince Rusya hedefine bir adım daha yaklaştı. Çeçenistan'ı, Dağıstan'ı ve Osetya'yı tamamen işgal etti. Öteden beri Çerkesler için önemli bir yer olan Kabartay-Balkar topraklarının ise önemli bir bölümünü ele geçirdi. Ancak asıl hedefteki yer Kuzey Kafkasya'ydı. Üstelik Kuzey Kafkasya halkları bir türlü de teslim olmuyordu. Bu yüzden onları sürgün etmekten ya da göç ettirmekten başka bir çare de yoktur. Bugünlerde Türkiye'yi 1915'te Ermenilere karşı soykırım yapmakla suçlayanlara çok daha önceki bir zamanda 1864 yılı bahar ayında Kafkasya'da yaşananları hatırlatmak gerek. Çünkü Çerkezya bu dönemde düşmüştü. Ruslar o günlerde kiliselerinde zafer çanları çalıp şükran ayinleri düzenlerken Çerkezlere 3 seçenek sunuldu. Ölüm, tehcir ve sürgün. Kafkasya ya bir ay içinde boşaltılacak ya da burada kalan herkes savaş esiri sayılacaktı. Bunun üzerine Osmanlı topraklarına sürgün başladı. Sürülenler Anadolu'ya, Balkanlara, Suriye'ye, Irak'a ve Ürdün'e yerleştirildi. Ama bununla kalmadı. Rusya kendisine sınır olan hiçbir yerde istemiyordu Kafkasyalıları. 1878 tarihli Berlin Anlaşması'yla bu isteğini de gerçekleştirdi. Rumeli'deki bazı Kafkasyalılar ikinci kez yerlerinden sürüldüler. Sürgünden sonra Kafkasyalılar Osmanlı Devleti için canla başla çalıştılar. Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol üstlendiler. Aradan yıllar geçti, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve bugünlere gelindi. Şimdilerde tek tük de olsa tersine bir göç olayı yaşanıyor. 137 yıl önce Anadolu'ya gelen Çerkeslerden bazıları ana yurtlarına geri dönüyorlar. Ama hiçbir şey değişmedi. O da Kafkasların kendilerine özgü kültürlerine verdikleri değer ve o kültürü yaşatma çabaları. Bugün işte bu çaba sonucu kurulmuş bir derneği tanıtmak istiyorum sizlere. Kafkasya Derneği. Üyelerinin kültür ve sanat düzeylerini yükseltmek, Kafkas kültür değerlerini derleyip incelemek, korumak, bu kültürel zenginliği Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak amacını taşıyor. Derneğin bir diğer amacı da Kafkasya toplumunun sorunlarına barışçıl çözüm önerileri üretmek. Biz bugün akşamı bu arada bu derneğin genel başkanı Muhittin Ünal'ı ve sanatsal çalışmalarını yine bu derneğin çatısı altında yürüten Grup Badir'i konuk edeceğiz. Ünal'la Çerkezleri, Çerkez kültürünü, suların bir türlü durulmak bilmediği Kafkasya'yı konuşurken programın ilerleyen dakikalarında Grup Badir'den de Kafkasya eskileri dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Ünal. Hoş bulduk. Evet, Rusya o dönemde bunu bilinçli bir politika olarak mı uygulamıştı? Sürgün olayı tarihçiler tarafından farklı yorumlanan bir olay. Ancak Çar 4. İvan'ın 1556'da tahta geçmesiyle başlayan
bir plandır, bu bir programdır, uzun vadeli bir plandır. Çar 4. İvan'ın hazırlamış olduğu bu planı daha sonra da Çar 1. Petro tam bir plan haline getirir ve artık Ruslar için vazgeçilmez, uygulanması gereken bir plandır. Bunu daha sonra 1864'lere yakın dönemde komutanlık yapmış olan kişilerin hatıralarında rahatlıkla görüyoruz. Bu planlarda herhangi bir inhiraf olmadan ayniyle uygulanmak zorunluluğu olduğunu, hatıratlarını yazan insanların hatıralarında görüyoruz. Rus yazarlarında da görüyoruz bunu. Planlıdır. Tesadüfi bir olay değildir. Çünkü Kafkasya ve Kırım, ondan da önce Altın Ordu, çok önemli bir stratejik bölgedeydi. Şimdi bakıyoruz bugün, da kıyı bölümleri neden? Evet, bugün de hala aynı önemi muhafaza ediyor. Çünkü doğuya giden ticaret yollarının, ipek yolunun, doğunun ipeği, pamuğu, bakırı gibi kaynaklarına giden ana yol üzerinde, ana güzergah üzerinde ve doğuya ulaşım için de Kafkasya'dan geçmek zorundasınız. Bir dar yaldan, Derbent'ten geçmek zorundasınız. Ya da İpek yolunda bir ticaret yapacaksanız aynı yola gitmek zorundasınız. Bu nedenle petrol ve diğer olaylar bugün daha güncel oldu. Belki o gün henüz o konu üzerine durmuyordu ama uluslararası ticaret yönünde Ruslar için vazgeçilmez bir yerdi. Özellikle İngilizler o tarihlerde zaten Hindistan'la ticaret yapıyorlardı. Sömürge zihniyetiyle uzaklara gidebiliyorlardı. Bunun Rusya çok çabuk farkına vardı. Osmanlı'nın var olma mücadelesi verdiği bir tarihte Kırım ve Altınordu Devleti'nin de Rusya'yı bir tehlike görmemesi aşamasında Ruslar Avrupa'dan aldıkları modern silahlarla iyi bir hazırlık yaptılar ve planlarını tatbik etmeye başladılar. Evet, aslında Osmanlı'ya yardım etmek değildi orada ama Rusya'ya karşı durmaktı. İngilizleri de Fransızları da bir araya getiren. Zaten arada Altınordu Devleti yok olduktan sonra kurulan 5 hanlıktan Kırım Hanlığı da Kafkasya ile direkt bağlantılıydı. Kırım hanlıkları da doğrudur. Kendi aralarında bu hanlar bir birliktelik sağlayamadıkları için Ruslar çok çabuk parçaladı. Evet. Kırım ve Altınordu ortadan kalktıktan sonra tek hedef kalıyor, o da Çerkesya. Evet. Kafkas halkları ve Kafkasya. Peki bu sürgün sırasında Kafkasya'dan aşağı yukarı ne kadar kişi uzaklaştırıldı? Kafkasya'dan, Çerkesya'dan yaklaşık 1,5 milyon civarında insan uzaklaştırıldı. Savaş sırasında ölenler, yok olanları bu rakamların içerisinde dahil etmiyoruz tabii. Şimdi bu elimde gösterdiğim kitaplardan bazıları, mesela Justin McCarthy, kimileri de bunların yabancılar tarafından yazılmış kitaplar. Bunlar da yani, üniversite öğretim üyeleri, bilimsel kariyeri olan insanlar, evet. Bunları yazan insanlar. Evet. Dolayısıyla sürgün olayını merak eden insanlarımız bu kitapları rahatlıkla bulabilirler. Derneklerimizde de var bunlar, yayınevlerinde de var. Bir de tabii bu rakamlar Ruslar tarafından yabancıların tehdidi, yabancıların yanlış anlamasını bertaraf edebilmek bakımından az gösterildi. Osmanlı kayıtlarında da Karadeniz sahiline gelenler değil, yerleşenler, yerleşme yerlerine sağ salim ulaşıp yerleşenleri kayıtlara aldıkları için rakamlarda bir... Çok acı öyküler var orada, evet. Yaşanan. Şimdi sürgün öncesinde Çerkezlerle Osmanlıların ilişkisi nasıldı? Osmanlıların Kafkasya'ya ilişkileri çok geç başladı. Çok geç fark etti. 1778'de iki paşanın, Kaptan-ı Derya Hasan Paşa ile beraber Canikli Ali Paşa'nın Kafkasya'yı ziyaret etmeleri sonucunda Kafkasya'nın önemini kavradılar. Ve döndükten sonra da bir rapor verdiler. Kafkasya ile diyalog kurmanın hem ekonomik yönden Kafkasya'nın kaynaklarını değerlendirme yönden hem de oradaki insanlarla Müslümanlığa yatkın bir geleneksel yapısı İslam dinine yatkındır. İslam dininin insanlara kazandırmak istediği güzel meziyetler Çerkez Selanikler'inde zaten var olduğu için İslam dinine davet ve onu kabul etmek çok kolaydı. Bunun da farkına varınca Ferah Ali Paşa diye bir paşayı 1780'lerde oraya genel vali olarak tayin ettiler, gönderdiler. Ferah Ali Paşa yerli kabilelerden bir kabile reisinin beyinin, biz onlara pişir şekilde tabir ediyoruz, kızıyla evlenmek suretiyle akrabalık kurarak akıllıca bir tavırla kısa zamanda mesafe kat etti içerilere kadar ilerledi.